güneş lekelerine sebep olan küçük püskürtülerden, güneş fırtınalarına yol açan çok büyük patlamalara kadar değişim güneşin yüzeyindeki sabitlerden biridir. Güneşin yüzeyi sürekli değişir. Peki tüm bu değişkenliğin arkasında yatan nedir? Bu sorunun kısa cevabı manyetizma. Uzun cevabı da güneşin yüzeyinin altındaki değişen ve kıvrılan manyetik alanlardır. Dünya gibi güneşin de birbirine manyetik alan çizgileri ile bağlı olan kuzey ve güney manyetik kutupları vardır. Bu çizgiler zaman zaman kuzey ve güney yarımküreler arasında düzgün bir şekilde uzanırlar. Bu durum genelin aksine sadece bir istisnadır. Çünkü güneşin içindeki plazma bu çizgilerin düzenini bozar. Plazma güneşin ekvatorunda kutuplarına göre daha hızlı hareket ettiği için hızdaki değişiklik çizgilerin gerilmesine sebep olur. Buna ek olarak konvektif bölgedeki türbülanslı akıntılar da çizgilerin yukarı doğru kıvrılmasına yol açar. Bu iki kuvvet yüzünden ortaya çıkan tüm bu gerilim, manyetik alanı zayıflatmak yerine daha da güçlü hale getirir. Şimdi size bir örnek vereceğim. Bu yayın manyetik bir alan olduğunu düşünün. Güneşin içindeki manyetik alan, dönen, bükülen ve kıvrılan hareketler sebebiyle güçlendirilmiştir. Bundan dolayı yukarıya doğru genişlemek ister ve bunu güneşin yüzeyinden yukarıya doğru fırlayarak yapar. Manyetik alan çizgileri birleştikçe halkalar oluşturur. Yüzeye çıktıkları yerde de yukarıya doğru hareket eden sıcak plazmanın yönünü geçici olarak değiştirirler. Bunun sonucunda bizim güneş lekesi olarak adlandırdığımız, çevresine göre nispeten daha soğuk, karanlık bölgeler ortaya çıkar. Manyetik halkalar çoğu zaman da kozmetik bir etkiden daha fazlasına sebep olurlar. Güneşin yüzeyinden yukarıya doğru genişleyen manyetik halkalar, aşağıdaki akıntılar yüzünden kıvrılmaya devam ederler. Kıvrılmalar zaman zaman manyetik düğümlerin kesişmesine, meydana gelen manyetik bağlantı da aynen bir kısa devre gibi çevredeki plazmanın 10 milyon dereceye kadar ısınmasına yol açar. Bu da güneş patlaması adı verilen yüksek enerji ve partiküllerden oluşan ve eğer dünya yönünde hareket ederse feci sonuçlar doğurabilecek bir patlama meydana getirir. Manyetik bağlantılar tarafından salınan enerji bazen de başka bir güneş fırtınasına sebep olur. Başka bir tür güneş fırtınasına. Bunlara da korona kütle fırlatımı adı verilir. Korona kütle fırlatımı, güneşin yüzeyinden büyük miktarlarda, neredeyse 10 milyar tonluk maddenin güneş sistemine atılması anlamına gelir. Güneşte meydana gelen bu etkinlik kaotik gibi görünse de her şey manyetizma tarafından tetiklenen bir döngü içinde gerçekleşir. Her 11 yılda bir güneşin manyetik alanı büyük bir değişim geçirir. Kıvrılan alan çizgileri bizim güneş makumumu adını verdiğimiz zirvelerine ulaştıklarında manyetik bir yön değişikliği olur ve manyetik kuzey ve güney yer değiştirir. Manyetik alan yeniden düzgün çizgilerden oluşur ve güneşteki etkinlik yüzeyi plazmanın hareketiyle yeniden etkilenip yeni güneş maksimumuna ulaşana kadar neredeyse sıfıra iner.